Arkadaşlar hepinize Almanya Hannover'den selamlar. Burada Uluslararası Ticari Araç Fuarı için geldik. Ve arkamda yeni Amarok ve yepyeni Volkswagen ID. Buzz bulunuyor. ID. Buzz ile ufak bir sürüş de gerçekleştireceğiz. Amarok'ta çok merak ettiğim yepyeni bir platformla karşımıza çıktı. Biliyorsunuz Ford'la bir birliktelikleri var bütün ticari araç gamında ve Amarok Ford'un T6 platformunu kullanıyor. Onun yanına gideceğiz ve şimdi detaylı çekimlerimi yapacağım. Şimdi Amarok'un yanına gidelim bakalım. Hazırda kaputu açılmışken hemen bir kaput altını çekelim. Burada artık Ford güç ünitelerini kullanıyorlar. Şöyle gösterebiliriz. V6 motor seçeneği olacak. 150 beygirlik 2 litre dizeli olacak. 2-3 benzinli motoru olacak. 6 ileri ve 10 ileri şanzımanlarla da bunu yere aktaracaklar. Eskisine oranla 96 mm uzamış. Yüksekliği artmış ve su geçişi 80 santim olmuş. Eskiden 50 santimmiş. Bununla beraber tekerlik açıklığı 17 santim kadar uzamış ve tabii arka oturma mesafesi de ona göre artmış. Şöyle gösterebilirsek. Renk çok güzel. Bunun bir de arazi versiyonu var. O da şurada, onun yanına da geçeceğiz. V6 makine, yine Ford'la beraber paylaştıkları motorlar var. Arkada yine bir bildiğimiz aksımız var. Burada güzel bir malzeme kullanmışlar. Yine sürgülü bir burada kargo alanı var. Kapak, kapak çok hafif. Zaten Ranger'dan da biliyoruz. Burada şu mekanizmadan dolayı oldukça hafifliyor. Eski arabaların bagajlarında da olur ya. Aslında torsiyon çubuğu işte bu. Onun için hakikaten hani tek parmakla kapatabileceğiniz bir burada kargo bölümü kapağı bulunuyor. Jantlarımız 275-45-21 ebadında. Bu şey cadde paket. Güzel duruyor. Ranger'a da bakacağız bugün. Ondaki değişiklikleri de göstereceğim. Arkada bir 220'si var. Burada deriler falan iyi duruyor. Burada da Onur Koray çekimini yapıyor. Fahir Bey, nasıl buldunuz? Şimdi oturdum vallahi. Ekran bayağı şey olmuş. İddialı. Bir bakalım yandan. Bu Aventura modeli. Pan Americano olan, off-road olan versiyonu. Böyle bir ekranımız var. Değişik olmuş. Vites buradan artı eksi. Ford. Tabii. Zaten şey, şanzıman da muhtemelen 10 ileri. Evet. Ford şanzımanı. Eğim iniş. İşte arka diferansiyel kilidi falan. O biraz fazla plastik duruyor değil mi? Sert ve plastik duruyor. Onun ayrıca enteresan. Benim de dikkatimi çekti. Teknoloji sevenler sevecektir. Yani bir pick-up için tabii hiç fena değil. Malzeme kalitesi. Şu içi falan böyle bak, yumuşak yapmışlar. Eko, arazi, kaygan zemin, eko normal. Bu da kum. Kapağı açma ilginçmiş bak. Ha evet. Bak. Güzel Amerikan vari. Güzelmiş. Şöyle Aventura logosu. Bu arada ülkemize gelecek. Bu senenin Mart ayı gibi yollarda görebileceğiz. Bir kota getirmişler. Kota almışlar. Evet. Kadranlar gayet güzel olmuş. Böyle bir ekranı var. Koltukları, kemerleri gösteriyor. Böyle bir animasyon yapmışlar. Şunlar Volkswagen kumandaları. Bayağı sert seçilmiş şurası. Enteresan. Buradaki malzemeler biraz sert olmuş. Şöyle off-road şeyi var. Ekran değişti hemen bak. Hop. Modları gösteriyor. Tork dağılımını gösteriyor. Güzel olmuş. Hemen kolay erişilebilir olması kolay olmuş o off-road modunun. Buradan da ayarlarımız var. Bildiğimiz ayarlar zaten. Çok hoşuma gitti. Koltuk ısıtması. Ekran hoş. Bayağı büyük yani. Böyle biraz Amerikanvari F-150 gibi olmuş. Şurada kablosuz şarjı falan bulunuyor.
vites böyle. Kapı açmamız. Evet. Kısaca böyle. Evet. Çıkar mıyız araziye buradan? Buradan çıkamayız ama illaki çıkacağız. Çıkacağız. Zaten burada çok bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Yani bu ilk bakış. Evet. Buradan da şu arazi versiyonunu göstereceğim. Sonra da şu tatlış ID baza bakacağız. Ufak da bir sürüş yaparız. Döneriz. Hadi bakalım. Hadi. Ağzına sağlık. Kolay görüşürüz. Gelsin. Sana da. Evet, burada da CNG'li kediler var. Bizde tabii CNG yok ama bence gelecek için önemli bir teknoloji. Yani aslında o var olan bir teknoloji ama elektriğin yerinde hidrojen ve sıvı LPG'nin alacağını ben düşünüyorum. Çünkü elektrikte de biliyorsunuz kısıtlamalar, emisyonlar, hani büyük resme baktığınızda sıvı LPG ve hidrojen büyük bir yakıt kaynağı olabilir. Burada da off-road odaklı Pan America modelimiz var. Renk çok güzel, böyle kum deseni. Ekstra bir farklı bir şey var mı? Yok gibi. Sadece bir tavan barları görüyorum. İçeride bir şey var mı? İçeride yine 220'miz. Şu kapı içleri farklı olmuş. Kapı iç döşemelerini bir renkli yapmışlar. Dikişler böyle bir kum rengi. Şu dikişler koltuk döşemeleri. Burada işte karbonumsu detaylar var. Yine aynı şekilde böyle. Gelecek dedim, hidrojen dedim. Tam da arkamda bunun standı var. Magna standı arkadaşlar. Getrak Magna. İşte bir hidrojen tankı. 700 barlık. İşte gelecek bunlarda. Tabii bunun gibi büyük bir kamyonu elektriklendirebiliyorsunuz. Çünkü bol yeriniz var. Ama bu ne zamanki otomobiller içinde belki daha ufalıp, daha güçlenip yer bulunabilir. O zaman işin rengi değişecek bence. Hidrojen çok daha temiz, iyi bir yakıt kaynağı. Burası tabii çok ilginç bir stand. Burada Magna'nın ışık çözümleri var. Sonra ID.4'ün burada animasyonları var böyle. Frene bastım. Farları yaktım. Geriye taktım. Sinyal verdim. Burada yine mercek çözümleri var. Şöyle göstereyim. İşçilik çok iyi. Projektörler var. Burada da bir altyapı var. Magna biliyorsunuz Getrak aslında bir yandan da. Burada da bir hangi otomobil olduğunu bilmiyorum ama artık çoğu otomobilin kullandığı işte arka yönet işli ünite. Piller buraya yerleşiyor. İsterseniz işte çift motorlu da yapabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. LG ile birlikte yaptıkları çözümler. Aslında gösterecek o kadar çok şey var ki. Tabii çok uzun bir video olacaktır. Burada da ID Buzz'ın kargo modelini görüyoruz. Başka bir firma kendi için kullanıyor. Mesela burada da farklı ID Buzz çözümleri gerçekten ticari anlamda da kullanılacak. Bizde tabii bu bence binek olarak kullanırlar. Çünkü çok tatlı duruyor. Çok ilgi çeken bir tasarım. Onun için hani bizde ticari olarak tabii gelecek bu arada 6 metreküplük bir van. Bir acil yardım aracı olarak da kullanılıyor. Bu da binek olan modeli. Burada da Multivan. Evet, ID Buzz'ın yanındayım. Tasarım hakikaten çok tatlı, şirin. Bu kargo modeli, bu da Türkiye'ye gelecek. 2024 gibi gelmesi planlanıyor. Hakikaten bize büyük bir kargo alanı sunuyor burada. Şöyle bir zemin yapmışlar. Bence kargo firmalarının tercih edeceği bir çözüm olacaktır. Farklı farklı motor seçenekleri var tabii. Bize 204 beygirliği gelecek. 285 beygir, 550 Nm tork sunanı da gelecek. Ama tabii daha uyguna satabilmek ve ÖTV'yi biraz daha düşük tutabilmek için bize 204 beygirlik olan işte bu ID.3'teki motor arka yönet işli düzende de gelecek. Tabii yurt dışında 50-60 bin euro civarlarında. 435 kilometre menzili var bu haliyle. Gayet tatlı duruyor. ID Buzz tabii efsanevi T1, T2'nin geleceğe yorumlanmış hali. İstiyorsanız ufak da bir sürüşe çıkalım. Sürüşte görüşürüz. Evet arkadaşlar, ID Buzz'la sürüşümüze çıktık. İlk biner binmez içerideki ferahlık zaten dikkatinizi çekiyor. Şu an sessiz sessiz ilerliyoruz.
Ayağımın altında da oldukça güçlü bir elektrik motoru var. Bütün emirlerime, yani şöyle bastığın zaman çok güzel akıyor gidiyor. Ama kullanması çok zevkli. Adaptif hız sabitlememiz var. İşte diğer bütün o çarpışma önlemleri. Bir de çok güzel bir detay, kendi kendine nasıl BMW'de geri geri sürüş asistanı var. Bunda da GPS'te belirli bir GPS'te kaydediyorsunuz park alanını. Oradan sonra hani hep aynı yere park ediyorsanız otomobil kendi kendine park edebiliyor. Bu kullandığım arkadaşlar 204 beygirlik olan, yani Türkiye'ye gelecek olan da bu model. Yani bastığınız zaman gayet böyle performansı, o elektriğin gücünü hissediyorsunuz. Burada %77 pilimiz var. 321 kilometre menzil gösteriyor. Aslında aileler için de oldukça kullanışlı olacaktır. Böyle bir minivanda performansı oldukça güzel. Yani bastığınız zaman ilerletiyor gayet sağlıklı bir biçimde. Buradaki dokular falan çok hoş olmuş. Biraz böyle BMW i3'e de benziyor. Bir de tabii renk seçimleri, bu beyaz, sarılar falan. Hakikaten çok yani keyifli bir iç mekanı var ve çok sessiz. Çok hoşuma gitti. Evet, ID Buzz sürüşümüzden de böyleydi arkadaşlar. İstiyorsanız fuarda diğer dikkat çeken şeyleri de şöyle bir hızlıca gezelim ve kapatalım. Çünkü çok büyük bir fuar. Zaten hepsini gezmek saatlerimizi alır. Görüşürüz fuarda. Bu fuar arkadaşlar Ford için de, Ford Otosan için de çok çok önemli bir fuar. Çünkü yeni Ranger işte burada. F-150'ye benzeyen, eskiden herkes çeviriyordu, gerek kalmadı. Artık çevrilmişi var arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Haşin Amerikan duruyor böyle. Burada zaten Ranger Raptor'ımız. En sevdiğimiz, yarışı hazır. Yine V6 burada motorunu görüyoruz Wildtrak donanımda. Şurada da iç mekanı görüyoruz. Bize hemen bir Ford karşıladı. Amarok'ta gördüğümüz gibi yine burada da böyle dev bir ekranımız var. Aslında araçlar çok yakın birbirlerine. Ha, şu çok güzel olmuş bak. Şuradaki tuş. Araçlar birbirlerine gerçekten çok yakın. Sarı renkte yakışmış. Arka taraf da böyle. Burada bir 220 göremiyoruz. Burada USB var iki tane. Ama arka yaşam alanları biraz daha genişlemiş her iki araçta da. Zaten platform aynı dediğimiz gibi. Gayet güzel duruyorlar. Çok hafif bir kapak. Şu detayı sevdim. Buradaki süslemeleri sevdim. Izgaralar falan çok hoş duruyor. Ranger bayağı üstüne katmış gibi. Bir de Ranger Raptor'daki süspansiyonlar aynı mı, ona bakmak istiyorum. Bu sefer Fox kullanmadılar mı acaba? Kullanılmamış gibi duruyor. Bakayım. Ama ön düzen olarak aynılar. Burada da şu an Fox kullanılmış. Hatta rengi farklı. Turuncu. Kaput detayları falan çok güzel olmuş. Bu da hemen kapıyı açtığınızda bizi karşılıyor. Ben beğendim iç mekanı. Bayağı Amerikan ve ağır olmuş. Tabii dediğim gibi Ford için çok önemli bir fuar. Çünkü e-Transit'i de burada tanıtıyorlar. Tamamen elektrikli Transit'imiz ve topraklarımızda üretiliyor arkadaşlar. Bugün de burada e-Transit'in lansmanını izleyeceğiz. Tamamen elektrikli e-Transit Custom perdenin arkasında duruyor. Hatta şöyle altyapıyı da size göstereyim. Pillerin konumunu. Burada elektrikli motorumuz bulunuyor. Piller burada bulunuyor. Gayet mantıklı. Ticariler için özellikle ben çok iyi buluyorum. Çok faydalı buluyorum. Ve arkadaşlar burada da Goodwood Festival of Speed'de gördüğümüz tamamen elektrikli 2000 beygirlik Ford'un elektrikli süpürvanı. Bunun tasarımında Levent Tuna'nın da parmağı var. Kendisiyle de sohbetlerimiz oluyor, konuşuyoruz. Hakikaten çok ilginç bir tasarım var. Burada böyle Ford GT'nin detaylarını görebiliyoruz. Kocaman bir aero girişleri. Böyle canlı görmek güzel oldu. Şu difüzöre bakar mısınız? Difüzör muazzam. Hakikaten bir böyle inanılmaz yere basma tabii sağlıyor. Şöyle içini de göstereyim size. Zaten bir yarış aracı olarak tasarlanmış. Her yer karbon.
Muhteşem duruyor. Bir van için de inanılmaz bir süreye imza attı Goodwood'da. Lastiklerimiz de böyle. Arkadaşlar, fuarlarda en sevdiğim şey araçların teknolojisinin açık açık gösterilmesi. Hemen burada da Scania'nın motoru. Böyle bütün parçaları görüyorsunuz. Burada SCR ünitesi, partikül filtresi. İşte AdBlue bunun içine püskürtülüyor. Burada şanzımanı, retarder ünitesi. Şu, burada bir soğutması var. Burada şaftımız var. Burada komple diferansiyelimiz, dingilimiz, frenler. Disklere baksana. Dönüyor mu acaba? Dönüyor. Harika durmuyor mu? Buraya gelince herkes abi Scania'ya uğramadan gitme dedi. Ben de bunu görünce hemen size göstereyim dedim. 560S. Evet arkadaşlar, kapanışı da şöyle arkamdaki şu güzellikle yapayım. Alfa Romeo peşimi bırakmıyor. Burada da yine buluştuk Alfa'yla. Harika duruyor. Biliyorsunuz Sauber'in fabrikasına gitmiştik ve orada detaylı inceleme fırsatı bulmuştuk. IAA Transportation, IAA Ticari Fuarı'ndan böyleydi arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bye bye.